Yine sabrımın sınandığı bir konuşmayı size göstereceğim. Hızlı hızlı geçiyorum. Siz durdurarak okursunuz. Şurada bir sinirlendim. Çünkü bana şey diyor, uygun model bulabildiniz mi? Normalde bu benim işim değil. Yani kişinin kendisi bulması gerekiyor. Çünkü ben nasıl bulması gerektiğini söylüyorum. Ama yine sinirimi bastırdım ve ona kendim araştırıp birkaç model gönderdim. Kendisi de model gönderdi sonra. Mesela burada zaten vitiligoyu konuşmuşuz arkadaşlar. Ama üstüne tekrar tekrar bana bunları sormamış gibi aynı şeyleri sormaya devam ediyor. Ve bu arada saat 12'ye gelmiş durumda. Sonra konuşmalarımızı attım. Bakın burada ben size kapora vereyim diyor, değil mi? Unutmayın bunu. Bakın saat 1:30 arkadaşlar. Hala daha bana mesaj atıyor bu kadın. Yani kadın olması herhangi bir şeyi değiştirmez. Belli bir saatten sonra hiç kimseye ulaşmamalısınız bence. Diyor. Başka bir müşterinizle anlaşıp beni alın araya falan diyor yani. Bir de şaka gibi ya. Evet, zurnanın zırt dediği yere geldik. Şimdi, önce kapora vereyim dedi. Sonra kapora neden? Eşim sorar şimdi bana dedi. Bakın burada da ama benim de güvenilir sıkıntılarım var diyor. Buradan sonra artık ben de sabrımın sonuna gelmiştim. Evet. Hala da yazmaya devam ediyordu. Ve o kişi, yani bu kişi vitiligo diye benim ona çok saygı duymamı bekliyor galiba. Ama böyle bir şey yok. Yani vitiligo böyle çok büyütülecek bir rahatsızlık değil. Muhtemelen eşi de bunun alt zeminini hazırlamamış. Demek ki eşiyle de bunları aşamamışlar. Demek ki çirkin hissettiriyor eşi bu kadına ki bu tarz bir şeyi var, tavrı var. Kim olursa olsun hiçbir müşterim bana bu şekilde davranmamalı. Ben de onlara zaten olabildiğince iyi davranıyorum ama artık gerçekten sınırlarımı çok zorladığı için engelledim. Engelledikten sonra telefonla aramaya çalıştı. Kara listeye ekledim. Şükürler olsun. Yani gerçekten bunu da atlattım ama bunun gibi insanlarla uğraşmaktan çok sıkıldım arkadaşlar. Gerçekten yoruldum yani. Hani dövme mesleğinin böyle bir tarafında olduğunu gerçekten biliyor olmamız gerekiyor. Sevgiyle kalın.